Herkese merhaba. Bugün Doksa'da Masabaşı Sohbetlerinde Marmara Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Araştırma Görevlisi Kübra Aslan'la birlikteyiz. Evet hocam, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Biraz siz kendinizden bahsederseniz seviniriz. Evet, ben iç mimarım. Hacettepe Üniversitesi'nde lisans eğitimi tamamladım. Ardından çeşitli projelerde yer aldım. Mezun olduktan sonra iç mimarlık yaptım bir 4 yıl kadar. Sonrasında akademik hayatım başladı. Yüksek lisansa girmemle birlikte Marmara Üniversitesi'nin yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda doktora sürecinde, tez yazım sürecindeyim. Yine Marmara Üniversitesi'nde ve orada araştırma görevlisiyim. Evet, çok güzel hocam. Bugün sizden öğreneceğimiz şeyler var diye düşünüyoruz. Çünkü biz bir ofis mobilyası üreticisiyiz ve sizin de ilgi alanlarınızdan birinin ofis mekanları olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili size bazı sorularımız olacak. Biraz da teknoloji konularına girmek istiyoruz. Sizin yine ilgi alanlarınız olan teknolojinin mobilyaya entegrasyonu, ofislere entegrasyonu ile ilgili bazı sorularımız olacak. Ofis mekanlarında ergonomiyi çokça kendi içimizde konuşuyoruz ve bir sürü kriterleri var. Bu kriterleri göz önüne aldığımızda ofis ortamında nelere dikkat etmeliyiz hocam? Şimdi ergonomi dediğimizde ilk akla gelen fiziksel ergonomi oluyor ve bununla birlikte de tabii mobilya ve ilk tabii ki akla gelen masa ve sandalye oluyor. Ama bunu artık hem tasarımcıların hem tüketicilerin bu konuda bilgisi olduğunu düşünüyorum. Doğru, yani masa yüksekliklerinin daha bilinçli, daha evet, rahat araştırıyorlar, tabii ki duyuyorlar. De. Evet. Masa yüksekliklerinin, oturma yüksekliklerinin ne kadar olduğu ile ilgili tüketiciler de bilgi sahibi. Bizim burada dikkat etmemiz gereken tasarımcılar olarak artık biraz daha tüketiciyi acaba olaya nasıl dahil edebiliriz? Yani artık her şey kişiselleştirilebilir olan her şey daha iyi pazarlanabiliyor biliyorsunuz ki. Yani tişörtlerin bile artık kişiselleştirme atölyeleri, işte bazı ayakkabı firmalarının kişiselleştirme atölyeleri olabiliyor. Bizim de burada belki workshop olabilir bu gerçekten ya da showroom'a gittiğimizde kişilerin kendi mobilyalarını tasarlayabildiği alanlar da yaratmamız gerekir. Burada antropometrik ergonomiye baktığımızda antropometrik boyutlar tabii ki devreye giriyor. Biz oturma yüksekliğini verdiğimizde bu standart bir yükseklik. Ama ben 1.65, başka bir insan 1.90 iken farklı yükseklikler talep edebiliyorlar. Bunun için de ayarlanabilir mobilyalar evet var. Ama bunun biraz daha sanki günümüzde manuel ayarlamanın ötesinde biraz daha dijital sistemlerle ayarlama gibi bir şey yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Sanırım şu an birkaç takip ettiğim firmada var bu. Yüksekliği evet, kendimiz de bu evet. Arada gördüyseniz evet, HALK evet. Modelimiz var. Orada dijital bir evet. Şekilde evet ayarlanabilir ekranıyla istediğiniz yüksekliğe getirebiliyorsunuz. Hatta o ayarlama içerisine diyelim ki ayağa kalkmakla ilgili en büyük ofiste çalışanların en büyük problemi masa başına oturduklarında kalkamıyorlar. Ve onlara uyarıcı bu akıllı saatler gibi yazılımlar var ve bu aynı ekran üzerinden bu entegrasyonu içerisine koyabiliyorsunuz ve ayarlamayı ister ayakta ister oturarak yapabileceğiniz yüksekliğe getirebiliyorsunuz masanızı. Biz bunu hem makam masalarında hem workstation'larda hem tekli mini masalarda hepsine entegre etmiş durumdayız. Ve bunun da kullanıcılar tarafından çok da beğenildiğinin ve çok da bu arada ergonomik olmasından dolayı sağlık açısından da çok önemli olduğunun da farkındayız. Çünkü son dönemde en çok konuşulan konulardan biri aşırı hareketsizlikten insan vücudunda oluşan hastalıkların ne kadar önemli olduğunu, hatta bunun içerisinde ciddi diyabet hastalıkları, bunun dışında ergonomik hastalıklar da var. Bunları da aslında kullanıcılara bolca anlatmaya da çalışıyoruz. Ocak ayında bir fuarımız vardı. Fuarda ürün lansmanlarını yaparken aslında biraz sağlığa da değinmeye de çalıştık. Bunun önemini de anlatmaya çalıştık. Ergonomi ve ergonomiyi baz alarak yaptığımız tasarımların önemli olduğunu düşünüyoruz. Sizin yorumlarınız da tabii ki evet. Kıymetli hocam. Tam olarak anlatmak istediğim de aslında bu tarz ürünlerde. Bir taraftan da şu var. Yani bir ofiste belki de hiç 8 saat boyunca 2-3 saat kadar hiç yerimizden kalkmadan oturduğumuz oluyor. Evet. Aynı masada, aynı oturma elemanında. Yani bizim biraz daha yerimizden kalkıp başka bir yere de alternatif olarak çalışmaya geçebileceğimiz ofis düzenleri yaratılması lazım. Esnek çözümler. Yani benim bir masam var evet ama tüm gün orada çalışmak istemiyorum. Ve ofiste etkileşim de çok önemli. Zaten Covid ile birlikte hani evden çalışmanın artmasıyla birlikte etkileşim azaldı. Halbuki ofisteki çalışanlar arasındaki etkileşim
biliyoruz ki ofisteki iş verimliliğini ve iş potansiyelini arttırıyor. Bu sebeple de kişilerin birbiriyle entegre olabileceği, birlikte iletişim kurarak çalışabileceği esnek çalışma alanları da yaratmak lazım. Bunlar serbest alanlar da olabilir. Gerçekten serbest vakitte geçirebilirler, molalarını orada verebilirler. Ya da orada bilgisayarlarını orada oturup orada da çalışabilirler tüm gün. Oradaki mobilyaların da yine aynı şekilde ergonomi, orada biraz daha tasarım ön plandaymış gibi gözüküyor aslında. Daha eğlenceli, daha kreatif alanlar yaratılmaya çalışıyor. Halbuki orada da yine çalışma ön planda tutulacağı için yine ergonomik olması beklenir. Evet, mekanlarda tabii biz tasarım yaparken mekanlara oradaki mimari ekip ya da kullanıcı kimse, aslında onlara ulaşmaya çalışıyoruz ama mekanların şöyle bir durumu var. Mekanı tasarlayanlarla mekanı kullananlar ya da alıcılarla kullanıcılar birbirinden farklı. Aslında bu bilince erişebileceğimiz bir partnerlik yapmaya çalışıyoruz. Yani biz karşı tarafa aslında ürün yapmadan önce hizmeti sunarken tüm ihtiyacı biz düşünmeye çalışıyoruz. Çünkü genelde bizim karar vericilerle yaptığımız projeler kullanıcıların olmadığı görüşmelerle geçiyor. Ve bizim orada işte o etkileşimi düşünmemiz, insan ergonomisini işin içine katmaya çalışmamız, dediğiniz gibi o renkli mekanları ya da işte farklı etkileşim yaratacak ortamları, çalışanların bir arada vakit geçirebileceği ortamları aslında hep düşünerek müşterimize gitmeye çalışıyoruz. Demek ki orada doğru ilerliyoruz. Burada biraz müşteriyi de yönlendirmek doğru bir yöntem galiba. Çünkü ofis ortamını düşünün. Ofis ortamında belki büyük mekanlarda 100 kişinin, 200 kişinin çalıştığı alanlarda 100 kişinin fikrini almak gibi bir şansınız olamıyor. Ama temel ihtiyaçları belirleyecek, oradaki karar vericilerle iyi işbirliği, iyi ortaklık yapmak bizim en büyük hedeflerimizden biri ki o 100 kişiye dokunabileceğimiz mekanlar yaratalım. Yani işte mekan, insan etkileşimi, sizin de dediğiniz gibi ergonomi sadece fiziksel değil. O duygusal tarafına da hizmet kesinlikle veriyor olmalıyız. Ona da dikkat ediyoruz hocam. Yani ergonomi evet çok önemli ama kullanıcının duyguları da çok önemli. O duygusal taraf bizim için son dönemde çok önemli olduğu için size bir sorum olacak. İnsanın fiziksel özelliklerinin dışında kişisel özellikleri de var. Orada o duygusal çıktıyı yaratan, olumlu anlamda yaratan mekanların birçok madde var. Belki iklimlendirmesi mekanın, belki renkleri, belki bulunduğu mobilya ya da alanın genişliği, birçok konu etkileyebiliyor. Yani bizim orada en çok dikkat etmemiz gereken konulara değinirseniz hem bizim için hem bizi dinleyenler için yol gösterici olur diye düşünüyoruz. Ya en başta dediğim gibi ergonominin hep fiziksel boyutu konuşuluyor. Halbuki bir psikolojik boyutu da var. Evet. Bir duygusal boyutu da var. Buna baktığımızda da mekan özelinde bakabiliriz. Örneğin ses ve gürültü denetimi nasıl yapılıyor? Işık kontrolü nasıl yapılıyor? Bunlar gerçekten baktığımızda önemsiz gibi gözüken ama insanın hayatı boyunca maruz kaldığında bedeninde ve psikolojisinde ciddi rahatsızlıklar ortaya çıkarabilen bir takım unsurlar. Örneğin gün ışığı. Bazı ofisler gün ışığı almıyor. İnsanlar saat kaç bunu bilmeden çalışıyorlar. Ve gün ışığı vücut gelişimimiz için de çok önemli. Aynı zamanda zihinsel aktivitelerimiz için de çok önemli bir unsur. Özellikle şu an bir de plazalarda çalıştığımızı düşündüğümüzde plazalarda da doğal havalandırma almıyorlar ve insanlar gün sonunda birçoğunun baş ağrısı şikayeti yaşadığını biliyoruz. Bu sebeple de yine yapı olarak, yapı tasarım olarak bakıldığında plazalarda ara katlar yaratılıyor. Ve o ara katlarda insanlar çıksınlar, bir temiz hava alsınlar. Hani belki çok yüksekten en aşağı kata inip bir temiz hava alamayacaklar. Ama en azından ara katlarda buluşsunlar. Orada bir temiz hava alsınlar diye gün boyunca molalarında. Böyle alanlar yaratılıyor. Artık bu tarz problemler görülebiliyor. Plazalarda yani yaşanan problemler görülebiliyor. Ofislerde de keza aynı şekilde. Sürekli doğal ışığa da maruz kalmamız gerekiyor. Yapay ışıkla desteklememiz gerekiyor. Çünkü doğal ışığı da nasıl aldığımız çok önemli. Onu kontrol edebilir şekilde almamız lazım. Var olan doğal ışığın bütününü ofisin içerisine dahil etmek gibi değil. Kontrol sistemleriyle, güneş panelleriyle ya da perdeleme sistemleriyle orayı içeri almamız lazım. Aynı şekilde gün içinde de tabii ki aydınlık düzeyi aynı değil güneşin. Bunu da yine içeri alırken içeride yaratacağımız yapay aydınlatmanın çeşitli otomasyon sistemleriyle kontrol edilebiliyor olması lazım.
günün belirli saatlerinde farklı senaryolara bürünüyor olması lazım. Bu aynı zamanda enerji verimliliği açısından da çok önemli. Ve baktığımızda çok geniş bir hacimden bahsediyoruz. Kimi gün ışığını çok yüksek bir oranda alırken ofisin bazı kısımları hiç almayabiliyor. Bu gibi durumlarda da yine birim birim mekanları ayırmak ve oraların aydınlatma senaryolarını ve iklimlendirme senaryolarını da farklılaştırmak gerekiyor. Bu gibi durumlar aslında mekanda ergonomi dediğimizde bizim tasarımcılar olarak tüketicinin isteklerini göz önünde bulundurarak yapmamız gereken şeyler. Çünkü iş stresini arttırıyor, gün sonunda kaygıyı arttırabiliyor ve gerçekten baş ağrısı yaratabilen ve fiziksel olarak da bir takım sorunlar yaratabilen bir takım unsurlar bunlar. Hocam bir de kişisel talepler de olabiliyor. Yani rahatsızlıklara, yaşa göre, hı-hı, cinsiyete göre, evet, değişen farklı alışkanlıklara göre değişen bir sürü talep de olabiliyor. Yani bir kişi çok ışıklı ortamda çalışmayı severken diğeri çok daha loş bir ortamda çalışmayı sevebiliyor ve yani sizin sağlıklı dediğiniz ya da önerdiğiniz, tavsiye ettiğiniz aydınlatma kişi için evet uygun olmayabiliyor. Yani biraz da şeye de gitmeye çalışıyoruz. Yani kişiselleştirilebilen ışık için konuşayım. Aydınlatmanın işte bölüm bölüm açılıp kapanabilmesi, en azından çalışma masalarının üstüne denk gelecek aydınlatmalarda bunu bütünsel açıp kapama yöntemiyle değil de her masanın ayrı bir aydınlatmasının olduğu, ki artık çoğu çalışan masa üzeri aydınlatmayı tercih etmeye başlıyor ve yukarıdan gelen aydınlatmayı çok sevmeyebiliyor. Çok yorucu olduğunu söyleyenler, aşırı aydınlığın çok rahatsız edici olduğunu söyleyenler, işte aslında o plazo ortamı ve gün ışığını yeteri düzeyde içeriye alamamanın yarattığı sıkıntılar. Ve bunlar da gün içinde çok sıkıcı, can sıkıcı ve insan psikolojisini olumsuz yönde etkileyen etkenler oluyor. Bizim için de yani böyle sorunlu gördüğümüz noktalar karşımıza çıkabiliyor. Biz bir tasarım yaparken birçok bileşeni bir arada düşünerek yapmaya çalışıyoruz ama her karaktere uygun bir şey bazen çıkaramayabiliyorsunuz. Bunu minimize etmek için hep buna kafa yoran bir şirketiz. Evet hocam, benim sorularım devam edecek. Şimdi geleceğe yönelik mobilyalar ya da gelecekle ilgili trendlere kafa yorduğumuzda önümüze şimdi teknoloji çok fazla çıkıyor. Bizim şu anda en büyük yaşadığımız sorunlardan biri mesela, siz bir model çıkarıyorsunuz ama ya bir modelin tüm serisini ve tüm renklerini satış noktalarında gösterme, evet, şansınız yok. Bunu dijital ortamda göstermek çok daha mümkün. Bunu da mesela müşteri sizin gibi üç boyutlu düşünemeyebiliyor. Evet, tam olarak değinmek istediğim konular, evet, evet. Onun yani yeni teknolojilerle ilgili, siz bu konularla da ilgili olduğunuz için bize neler önerirsiniz? Şimdi önce şuradan başlamak istiyorum. Öğrencilerimiz, iç mimar adaylarımız, evet, tasarımcı kimlikleri var ama aynı zamanda bir de tüketiciler. Ama tasarımcı kimlikleri henüz tam olarak oturmadığı için biz bir proje yaptığımızda diyoruz ki içinde lütfen yaşayın bu mekanı. Ki hani sorunları öyle görün, bir tasarım problemi görün ve onun çözümüne yönelin. Örneğin ofis yaparken yani ofis masasını pencere önüne yerleştirebiliyor. Bilmiyor ki hiç ofis geçmiş, ofiste çalışma geçmişi olmadığı için. Yani sirkülasyonda bulunan kişilerin onun gün boyu bilgisayar ekranını görecek. Ya da dışarıdan gelen gün ışığında gözü doğrudan maruz kalacak. Yani bu gibi sorunları içinde yaşayamadan bilemediği için bizim onlara belki farklı bir şekilde o alana dahil etmemiz gerekiyor. Bunun için de simüle edilmiş mekanların yaratılması gerektiğini düşünüyorum. Yani bunlar hep yaşadığımız aslında sorunlar. Nasıl minimize ederiz, nasıl bunlara çözümler üretiriz derken aslında karşımıza hep teknoloji çıkıyor. Evet. Artık teknolojinin artık de geldiği durum. Bir yüzümüzü teknolojiye dönmemiz gerekiyor. Hatta artık bununla ilgili ekiplerin de yaratılması gerekiyor firmalarda. Yani teknolojiyi hem satış teknikleri için böyle geliştirmeye, hı-hı, çalışıyoruz. Kendimizce bazı projelerimiz var, hayata geçirmeye çalışıyoruz. Hem satışı yapan arkadaşların proje planlaması yaparken kullanacakları çizim programıyla, evet, da desteklemeye çalışıyoruz. Bir yandan da ürünün kendisine de teknolojiyi entegre etmeye çalışıyoruz hocam. Yani işte bu, yani ben masamda çalışırken telefonumu rahatlıkla şarj edebilmeliyim. Evet. Ya da işte gizli bir çekmeceyi parmağımla açabilmeliyim. İşte bardağımda yazın soğuk bir içeceğim varsa soğuk kalmasını sağlayacak bir
gözün olması ya da sıcak kahvemi uzun süre sıcak tutacak soğutucu ve ısıtıcı bardak dediğimiz bölmede masasına entegre edebileceği bir teknolojiyi koyabiliyoruz. Ya da işte USB girişinin olması gibi bazı özellikleri mümkün olduğunca ürünlere entegre etmeye çalışıyoruz ve bunların her gün geçtikçe de arttığını da ve talebin de arttığını da görüyoruz. Buralarda bize önereceğiniz neler var, neler olabilir? Yani aydınlatma genelde bizim karşımıza çıkıyor. Aydınlatmayı mutlaka entegre etmelisiniz gibi talepler geliyor. Siz orada neler önerirsiniz bize? Entegre edebileceğimiz yeni teknolojiler neler olabilir? Aydınlatmadan gelecek olursak, kişiselleştirme dediğin, yani kişiye özel aydınlatma. Evet, masa lambası tercih ediliyor ama hani dışarıdan bir aldığım masa lambasını masama yerleştirmek gibi değil de masaya entegre bir aydınlatma ve bunun da mümkünse dimlenebilen bir sistemle yaratılması çok önemli. Belki üzerinden bir bant geçecek, tasarımıyla bir bütün olacak. Ofis biz çalışma masası mobilyası gibi de bir tasarım yaptırıyoruz öğrencilerimize. Orada da onu diyoruz, sürekli hani masadan çok farklı olmayan, masayla bütün olarak durabilen, dediğiniz gibi çok üzerine durmam gereken bir konuda çay alıyorsunuz, koyuyorsunuz. Öyle bir odaklanıp çalışıyorsunuz ki bazen çay soğumuş oluyor siz içemeden. Ya da çalışırken işte dökülmesin diye uzağa koyuyorsunuz. Halbuki onun için belki bir masada bir oyuntu olacak, bir bölge olacak. Bardağınız orada duracak. Evet, o bile aslında farklı bir ihtiyacı. Ve farklı yüzeyler yaratmak lazım. Ahşap bir yüzey yaratmak yerine bazı yerler belki keçe olacak, bazı yerler deri olacak belki. Hatta not bölmeleri yaratılabilir. Biz bolca farklı malzemeyi entegre etmeye çalışıyoruz. Evet, aslında bu bizim tabii fabrikanın yetkinliği, çalışanın yetkinliğini de biraz gösteriyor. Çünkü fabrikamızda biz kullandığımız yani doğal kaplama, melamin, akrilik malzemeler, mermer, camın dışında ayna da ürettiğimiz için, çünkü biz bir banyo üreticisiyiz de, bizim diğer markamız olan Creavit'in banyo mobilyalarını da üretiyoruz ve banyoda da çok yetkinliğimiz var. Bu anlamda da tabii iki ürün gamının farklı dengeleri, mesela ofiste metal çok ağırlıklı, metal bölümümüz çok güçlü. İşte banyoda ıslak mekana uygun mobilya üretmek ve onun bileşenlerini üretmek yine farklı bir yetkinlik. Ve biz bunların ikisini birden tek bir fabrikanın içerisinde üretirken, tabii bu arada fabrikamız da çok büyük. Bir gün umarım sizi de ağırlar ve fabrikamızı da gezeriz. Bu sayede de tabii yetkinlik isteyen ürün gamlarını mutlaka içeriye entegre ediyoruz ve malzeme konusunda, malzeme işleme konusunda da bence bayağı yetkin olduğumuzu düşünüyorum. Onun için de müşterilere farklı malzemeler sunabiliyoruz. Yani mesela masa yüzeyinde ya da koltuk yüzeyinde çok farklı yüzeyler sunabiliyoruz. Yani masada mesela mermerden doğal kaplamaya, doğal kaplamadan melamine, melaminden işte lakeye, lakenin dışında bizim bir de DX Color teknolojisinden belki de bahsetmek lazım. DX Color teknolojisi MDF üzeri toz boya uygulaması. Son dönemde Türkiye'de de artık bu tesisin kurulduğu bir teknoloji. Biz de sektörde ilk bu teknolojiyi getiren ve tesisi kuran bir firma olarak bundan da bahsetmek istiyorum. Lakeye benzer ama lake olmayan toz boya, yani lake sıvı boya olarak geçen bir malzeme. Daha farklı kimyasallar içeren bir malzeme. Ama toz boya solvent içermeyen, antibakteriyel olan, yüzeyi darbeye daha dayanımlı, diğer yüzeylere göre, daha diğer boyalara göre diyeyim. Dayanımı daha güçlü, temizlemesi daha kolay ve en önemlisi de MDF üzerine uygulandığı için MDF'nin içerisindeki formaldehitin dışarıya salınımını çok azaltan bir kaplama yöntemi. Sektörde birçok oyuncu bunu kullanıyor ama belli bir kaliteyi kimse yakalayamamıştı. Şimdi bence herkes bunu kendi bünyesine kattıkça, belli bir tecrübeyi de yakaladıkça DX Color'ın yarattığı o yüzey kalitesinde artık bence lake dedikleri boyanın yüzey kalitesine yakın bir kaliteyi yakalamaya başladık. Evet hocam, mesela şimdi bu yeni teknolojilerin mobilya sektörüne de artık yavaş yavaş girmesiyle
aslında satıcının en çok beklediği şey, acaba bu ürün gerçeğe yakın bir görsel yaratabilecek evet. mi? Ve yani müşterinin evde gördüğüyle ekranda gördüğü görüntü ona yakın bir görseli verebilecek mi? En büyük ihtiyaçlardan biri. Yani eğer onu karşılayabilirse zaten satışta çok hayatı kolaylaştıran bir şey olacak. Belki showroomlar küçülecek. Bilmiyorum. Evet, belki onun için özel alanlar mı yaratmak lazım? Sadece deney alanlarını belki büyütmek gerekecek o noktada. Yani bir deney alanı yaratmak gerekecek daha doğrusu. Belki de deneyim alanları diyeceğimiz köşelerimiz evet. mi olmalı? Burada görüyorsunuz, beğeniyorsunuz. Showroom'un ortamı çok farklı. Hacim olarak çok farklı, aydınlatma olarak yine çok farklı ve bir arada görebileceğimiz başka unsurlar da oluyor. Zemini, duvarı, tavanı, her biri farklı bir renkte, dokuda. Bir de tabii ki showroomların da tasarımı, çok ayrıcalıklı bir tasarıma giriyor. Vitrin tasarımı ve showroom tasarımı. Siz mobilyayı başka bir mobilyanın önünde ya da başka bir mobilyayla birlikte gördüğünüzde tabii ki daha ilgi çekici olabiliyor. Siz onu evinize bir parça olarak aldığınızda getiriyorsunuz, yani evinize, ofisinize, herhangi bir yere. Bir hayal kırıklığı olabiliyor gerçekten. Bu böyle değildi, bu kadar büyük değildi veya bu kadar küçük değildi diyebiliyorsunuz. Çünkü ölçek algımızı da etkiliyor. Renk evet. algımızı belki da etkiliyor. Belki de en çok etkileyeceği şey o ölçek. Ölçek ve renk algısı olabiliyor. Çünkü evet. ışıkla birlikte algılıyoruz renkleri. Işık değişince renk de bambaşka bir şey oluyor. Bununla ilgili tüketicilerden aldığımız geri bildirim genelde o oluyor. Bu böyle değildi. Ben de kendim benim bir tüketici olarak. Benim sevdiğim renk bu muydu? Evet, ben bunu mu seçmiştim gerçekten? Oluyorum yani çoğunlukla. O durumda kişiler belki yani yine burada bu veriyi kendi hacimleriyle ilgili, kendi mekanlarıyla ilgili veriyi tasarımcı tarafa ulaştırıp kendi hacimlerini modelletmek ve içinde bir gezinmek, gerçekten aldığı mobilya orada nasıl duracak, bunu gözlemlemek ve o mekanın içerisinde bir yaşamak, orayı deneyimlemek gerekiyor. Bunu gerçekte deneyimlemek çok zor olabileceği için artık teknolojiyi hayatımıza entegre edip İnsanları bunun içine dahil etmek gerekiyor. Bu da yine tüketiciler için tercih edilebilirliği etkileyen çok önemli bir nokta olacaktır. Hocam bununla birlikte aslında böyle yeni meslekler de çıkacak galiba. Bu modellemeler. Ve yeni bölümler açılıyor yeni. Şu Öyle an. Mi? Evet, YÖK'te onayladı bildiğim kadarıyla böyle yapay zeka gibi. Evet, yani makine öğrenmesi gibi bir takım yazılımla ilgili bölümlerin sayısı da artıyor. Çünkü teknolojiyi artık yani sırtımızı dönemeyiz. Bir yerde ucundan bir yerden yakalamak lazım ve bunun için de geç kalmamak lazım. Bunu tasarımcıların da, bizlerin de, yani akademisyen kimliğimle de, iç mimar kimliğimle de benim teknolojiye bir taraftan ucundan yakalamaya çalışıyorum. Yine eğitim tarafından bahsedecek olursam, teknolojiyi nasıl dahil edebiliriz? Şimdi Z kuşağı bizim öğrencilerimiz. Z kuşağı yani. Bizim gibi düşünmüyorlar, bizim gibi öğrenmiyorlar. Biz duyarak ve görerek öğrendik bugüne kadar. Hatta yazı yani. Yazarak. Biz, evet. Şimdi yaşlar ortaya çıkacak hocam ama siz daha gençsiniz tabii. Bizim neslimiz biz yazarak öğrendik. Doğru evet. Ben hala yazmadan yapamıyorum. Yani şu anda gençler acaba yazabiliyor mu diye merak ediyorum. Gerçekten yazmayı unutuyor insanlar çünkü. Biz yazarak öğrendik. Öyle ben şimdi, de arkadaşlar not alalım dediğimde. Hocam fotoğrafını çekeceğiz zaten. Hani. Ama not alın. Teknik eğitim alan bütün öğrenciler aslında hem lisede hem üniversitede. Ben de mesela teknik lise mezunuyum. Biz T cetveliyle başladık. Kalemle başladık. Evet. Kağıtla başladık. Yani böyle başladık işe ama öğrenciler şu anda bu teknik eğitimlerin hiçbirini kağıt kalemle yapmak istemiyor. Artık bilgisayar evet, var artık diyor. AutoCAD'de çizeriz hocam zaten. Haklılar mı hocam? Yani, hayır. Dünya oraya gidiyor dediğimiz bir noktada bilmiyorum. Eğitimin kalitesi açısından belki sizin değerlendirmeniz daha doğru olabilir. Teknolojiye ayak uyduracağız ama bir taraftan da bence şu şekilde gelenekçi taraftan da kopmamak lazım. Şöyle bir örnek verecek olursam, bir müşteriye gittiniz, bir sunum yapacaksınız iç mimar olarak. Acaba şöyle nasıl olur diye bir öneri geldiğinde elinizle onu eskizleyebiliyor olmak lazım o anda. Bir saniye durun, ben bir onu render'ını alayım geleyim diyemeyeceğiniz için. Ben onu bir çizeyim geleyim size yarın gönderirim demek yine. Eskizini yapmak orada çok daha etkileyici olacak. Yani bir taraftan teknolojiden bahsettim ama bir taraftan el yeteneğimizden de. Yani ondan da kopmamamız aslında gerekiyor. Aslında yani teknik eğitim alanların biraz da mesleki dili, biraz da kalemi, yani çizgileri,
çizgiler onların aslında biraz da dili olduğunu evet. düşünüyorum. Yani bir toplantıda ben şunu 2 dakika modelleyeyim diyemiyorsunuz. Tabii ki. Çizip bir şey evet. göstermeniz lazım ve belli bir oranda herkesin anlayabilmesi evet. için o belli açıda çizip o detayı konuşmanız lazım ki mobilya sektöründe olan birçok beyaz yakalı arkadaşım da izliyordur bizi. Toplantılarda bir üründen, bir dolaptan, bir malzemeden bahsederken elimiz hemen kaleme gider. Ve hemen onu bir üç boyutlu bir çizip hemen anlatmaya çalışırız. Çünkü kelimeler yetmez. Evet, yazarak anlatmak. Evet, yani değil, kelimeler yetmez. Anlatmak. Yeni nesil bunu nasıl çözecek bilmiyorum ama... Yani ben biraz öğrenme tarafındayım. Nasıl öğreniyorları analiz edip... Tabii eğitimci olarak. Evet, gelenekçi evet. öğrenim yöntemimiz onlarda ne kadar etkili oluyor? Biz bunu acaba nasıl geliştirebiliriz? Tarafından baktığımızda yine teknolojiden yardım alıyor olacağız. Yine evet. onları bir... oyuna dahil etmek belki. Eğlenmeden öğrenmek istemiyorlar. O zaten kesin. Evet, bir de bu yani anaokuldan beri aslında oyunla öğrenme metodu, oyun bazlı öğrenme diye geçen. Ona baktığımızda üniversitede yok bu. Yani en azından iç mimarlık bölümünde şu an öyle bir şey yok. Ama mesela öğretmenliklerde olduğunu biliyorum ama drama gibi bir şey kullanılıyor mesela orada da. Dramayı kullanıyorlar ama teknolojiyle öğrenme yöntemi gibi bir oyun yaratıp kişiye orada örneğin renkler. Her zaman diyorum sıcak renkler, soğuk renkler. Bir tökezleniyor yani orada. Kendisinin belki eşleştirdiği, dokunduğu bir noktada onu çok daha içselleştirebilir o bilgiyi. Oturup ezberlemek yerine. Ya da sıcak renk dediğimde kaç Kelvin'di? Bir düşünüyorlar orada. Onun yerine kendisi belki ayarlayabildiğini, 2500 Kelvin'e getirdiğinde böyle bir renk çıkıyormuş dediğinde çok daha içselleştirdiği bir bilgiye erişmiş olacak. Ve daha kalıcı olacağını düşünüyorum bu şekilde. Öğrenme kısmında da teknolojiyi hayatımıza bu şekilde entegre etmemiz gerekiyor aslında. Yani benim önerim. Yani teknoloji her alanda, hem eğitimde, evet. hem öğrenirken, hem iş hayatımızda artık çokça karşımıza çıkan bir unsur. Yani teknolojisiz artık bir şey yapamıyoruz. Hepimiz, biz de pazarlamada bir şey yapmadan önce danıştığımız ilk yer danışman gibi yapay zeka ofislerimize evet. girdi. Evet. Yani bizim yeni danışmanımız bence yapay zeka. Bunu da birçok noktaya da entegre ediyor olacağız zaman içerisinde. Evet hocam, geldik sohbetimizin sonuna. Bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Sorularımızı cevapladığınız için çok teşekkür ederiz. Bizi izleyenlere de umarım çok keyifli bir sohbet olmuştur. Fayda sağlamışızdır. Doxa'yı daha yakından tanımak isteyenler için Doxa web sayfamızı takip edebilirler, bakabilirler. Sosyal medya hesaplarımızdan Doxa Türkiye'yi takip edebilirler. Hepinize iyi günler dileriz.